Devlet 24 TV Erzincan'ın yeni ekranı. Gurbet 24 televizyonunu nasıl izleyebilirim? Gurbet 24 televizyonunu hiçbir ücret ödemeden televizyonda, bilgisayarda, telefonda, tablette sınırsız izleyebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantılı Smart TV, Android TV ve IPTV özellikli televizyonlardan sitemizde bulunan yayın kodunu ekleyerek kesintisiz izleyebilirsiniz. Gurbet 24 TV. Bulunduğunuz her yerdeyiz. Erzincan'ın yeni ekranı. Gurbet 24 TV. Gurbet 24 televizyonunu nasıl izleyebilirim? Gurbet 24 televizyonunu hiçbir ücret ödemeden televizyonda, bilgisayarda, telefonda, tablette sınırsız izleyebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantılı Smart TV, Android TV ve IPTV özellikli televizyonlardan sitemizde bulunan yayın kodunu ekleyerek kesintisiz izleyebilirsiniz. Gurbet 24 TV. Bulunduğunuz her yerdeyiz. Başkanım, Kemah Kongresi'ndeyiz. Görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kemah Derneği'nin kongresindeyiz. Geçen hafta ailelerin kongresi vardı. Başkanımız, yöneticiler beraberdik. Bu hafta da Kemah'ım var. Hayırlı olsun. Fahrettin Başkanım güzel götürüyor bu işi. Genç zaten, aslan gibi adam. Herhalde yöneticilerinde değişiklik var. Hafta içi olmasına rağmen iyi bir katılım var şu anda. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Kemal hayırlı olsun. Kemal'in eski pandemiden önceki günlerine hepimizin olduğu gibi Kemal'in de bir an önce dönmesini istiyoruz. Futbol turnuvaları, çalışmaları bir an önce başlasın artık. İnşallah hayırlısı da pandemi süreci biter. Dernekler de kendine gelir. Kemal Derneği'ni beğeniyorum. Çok güzel bir dernek. Etkinliklerine çok katıldık festivallerde. Gerçekten bu işi iyi biliyor. Bu bir bayrak yarışı. Fahrettin Başkan'ı da seviyoruz. O da güzel bir teşkilatçı. Bu işi çok iyi biliyor. Dernekçiliği iyi biliyor. Aynı zamanda siyasetin içinde de her tarafta maşallah var. Güzel çalışmalar yapıyor. Onun için ben tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum yeni seçilecek ekibe, Fahrettin Başkan'a. Teşekkür ediyorum. Sancakşehri Kemah'ın bu genel kuruluna davet ettikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu genel kurulun Kemah'ımıza, Erzincan'ımıza ve Kemah köylerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni gelecek yönetime de bu konuda başarılar diliyorum. İnşallah çok verimli, çok iyi bir dönem geçirirler. Hep birlikte Erzincan'ı birlikte olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve başarılar diliyorum. Kemah dernekçilikte her zaman söz sahibi olmuş bir ilçe. Bugün de yine Kemahlıları bir araya getiren çok değerli derneğimizin kongresindeyiz. Ben bundan önce hizmet etmiştim dernek yöneticilerimize. Teşekkür ediyorum, bundan sonra da görev alacaktım. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kemah için bir değer bu dernek. Derneğe sahip çıkıp güzel hizmetlerine destek olmak her zaman hepimizin görevi. Ben teşekkür ediyorum sizlere.
Öncelikle memleketimize hayırlı olmasını diliyorum genel kurulun. Fahrettin Başkan bir önceki dönemde de görevi devam ediyordu. Şu anda da tekrar inşallah başkanlığı ekibiyle birlikte yürütmek için talip olmuş göreve. Öncelikle ben kendisine, ekibine başarılar diliyorum. Memleketimiz için taş üstüne taş koyan kim varsa bizler de destek olma adına, Kemalılar adına buradayız. Tekrar ben Fahrettin Başkan'a ve görev alacak yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum. Ve her daim hayırlı işlerinde onlarla birlikte olma adına bizler de buradayız. Mevla'dan başarılar diliyorum kendilerine ve yönetimine. Herkese hayırlı olsun. Erzincan'a hayırlı olsun. Kemah tabii ki Erzincan'ın mihenk taşlarından biridir. Ve bunu da çok güzel bayrağı taşıyor. Hakikaten gurur duyuyorum. Bir Erzincan Dernekler Federasyonu Başkanı olarak çok böyle zevkle seyrediyorum. Başarılarının daimini diliyorum. İnşallah başkanım bundan sonra daha da iyi yerlere taşıyacaktır diye düşünüyorum. 12. Genel Kurulumuz Kemah'ımıza, milletimize, hepimize, bütün hemşehrimize hayırlı uğurlu olsun diyordu. Hayırlı olsun. Kemah'ın 11. galiba Genel Kurulu, 12. pardon. Başkanların hepsine teşekkür ediyorum. Biri birinden güzel işler yapıyorlar. Sağ olsun Fahrettin Başkanım da ikinci döneme başlıyor. Yanındayız. Kemah için ne gerekirse yapacağız. Kemah'ın sahibi Kemahlılar. Aramıza katılamayan değerli büyüklerimiz var, mesajları var. Sayın Fahrettin Arslan, Kemahlılar Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı, Kemahlılar Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği 12. Olağan Genel Kurulu'na nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Genel Kurulu'nun Kemal'ımız adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Serkan Bayram, AK Parti İstanbul Milletvekili. Süleyman Karaman, Erzincan Milletvekili. Burhan Çakır, Erzincan Milletvekili. Sinan Aksu, Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı. Murat Sefa Demirürek, Üsküdar Kaymakamı. Sahin Bahadır, Erzincan Sanayi İş Adamları Dernek Başkanı. Sadık Ağaca, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı Başkanı. Hüsamettin Şenal, Kemahlılar Derneği Kurucu Başkanı. Ekrem Türkkan, Kemahlılar Derneği Eski Başkanı. Mehmet Oral, Kemahlılar Derneği Eski Başkanı. Bu dernekle emeği geçen başkanlarımıza, yönetici büyüklerimize teşekkür ediyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyoruz. Evet, değerli Kemahlılar ve değerli misafirlerimiz, genel kurulumuza divan seçimiyle başlayacağız. Bununla alakalı bize ulaşan bir liste var. Bunları size takdim etmek istiyorum. Aşağıda isimleri belirtilen dernek üyelerimizden İhsan Payalı'nın divan başkanlığına, Adem Yakut ve Yılmaz Okatan divan üyelikleri seçilmesi talebimizdir. Evet. Kabul edenler? Evet. İlçe belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, saygıdeğer üyelerimiz, Kemah'ımızın 12. Genel Kurulu Kemah'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ve gündeme açıyorum. Başkanları, değerli köy dernek başkanlarım, toplantımıza uzaktan yakından davetimize icabet ederek katılım gösteren değerli hazirun hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli mensupları, genç kardeşlerim, Kemahlılar Derneği ve şahsım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 12. Olağan Genel Kurulumuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu pandemi koşullarında bizleri yalnız bırakmayarak yeni normalle beraber eski özlediğimiz günleri bize tekrar yaşatma fırsatı verdiğiniz için, böylesi güzide bir kalabalığı toplayarak buraya katılım sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum.
genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah biz bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eder. Bu da yeni dönemle beraber coşkulu bir dönemin başlangıcı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 12. olağan genel kurulumuzu yönetmek adına divana seçilen kıymetli yönetici büyüklerimi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum, kolaylıklar diliyorum. Camiamıza, kurumumuza hizmet eden, bu zamana kadar emek vermiş, şu anda aramızda olmayan değerli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlıklı, bereketli, uzun ömürler temenni ediyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını vermiş değerli şehitlerimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet ve minnet duygularımı ifade ediyorum. Çok yakın zamanda geçtiğimiz 2 Temmuz Madımak ve 5 Temmuz Başbağlar katliamını bir kez daha hatırlatıp terörün ve terör sevicilerinin her türlü karşısında olduğumuzu ve lanetlediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Yine 15 Temmuz hain darbe girişiminin arifesindeyken o gece, o puslu gecede şehit olan 251 vatansever kardeşimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Onların içerisinde belki bizim için en önemlisi olan Dedeoğlu köyünden Burak Canpür kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bizleri yalnız bırakmayarak bu akşam aramızda olan şehit babası Eylese Canpür abimizin ellerinden öpüyorum, saygılar sunuyorum. Pandemi döneminde yitirdiğimiz canlarımıza, hemşehrilerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Belediye Başkanımıza bu akşam bizleri yalnız bırakmadıkları için sizlere uzun teşekkür ediyorum. Malum pandemi dönemindeyiz. Ne kadar da olsa her programın kendi içinde bir sınırı ve zaman dilimi olması lazım. Bu manada değerli vakitlerinizi çok almadan birkaç başlık altında konuşmamı hızlıca sonlandırıp kürsüden ineceğim. Sevgili hemşehrilerim, değerli dostlar, 4 Kasım 2018 tarihinde sizlerin teveccühüyle genel kurula seçildik. Bu manada göreve aldığımız andan itibaren bir yandan zaman etkin değerlendirmek adına arkadaşlarımla yardımıyla faaliyet sunumları her iki ekranda da görebileceksiniz. Hızlıca yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber bir yıllık program yaparak etkinlik takvimi oluşturdum. Bu manada neyi ne zaman yapacağımızı, ne şekilde yapacağımızı önden planlayarak bir yıllık akış belirledik. İlk önce İstanbul, Kemah, Erzincan ayağında değerli hemşehrilerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, siyasi büyüklerimizi bu manada STK'larda görev alan ve bizim muhatap anlamında diyalog halinde olduğumuz herkesi ziyaret ederek kendilerine bir tanışma ve ziyaret toplantıları tertip ettik. İş planımızı ve yapacaklarımızı anlatabilmek adına, sorunları dinleyebilmek adına, tavsiyeleri alabilmek adına köy dernek başkanlarımızla her 3 ayda bir istişare toplantısı yaptık. Pandemi öncesindeki bir yıl içerisinde 4 defa ortalama 45 köyümüzün katılımıyla köy dernek başkanı seviyesinde faaliyet istişare toplantıları yaptık. Bu manada ben kıymetli köy dernek başkanlarımıza katılım sağlayan değerli köy dernek başkanı yöneticilerine sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Kemal'in temsili noktasından Erzincan ismiyle anılan ilçe derneklerimizle bu manada diğer EKEV gibi, ERSİAD gibi diğer Erzincan'ın temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatımızı kopanmadan bazen onları ziyaret ederek bazen dernek merkezimizi ağırlayarak onların yapmış olduğu programları iştirak ederek onlarla da hem tanışma, hem ziyaret, hem faaliyet paylaşımı yaptık. Erzincan'ı ve Kemal'ı temsil eden spor kulüplerimizle, spor kulüp yöneticilerimizle sık istişare halinde olarak onlara destek vermeye çalıştık. Yine bu iletişim ağını doğru yürütebilmek adına zamanın gerekliliği, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya çalıştık. Bu manada Facebook, Instagram, YouTube, Twitter hesaplarımızı ve SMS ağımızı genişleterek ortalama bir haberi ya da mesajı yaymak istediğinizde ulaşmak istediğiniz kişi sayısına 10.000'lere ulaştık. Burada bir siteni ve bir talebi sizlerden müsaadenizle söylemek istiyorum. Şöyle ki, hepinizin ticari ya da şahsi olarak bir sosyal medya hesabı var ve bir şeyleri paylaşıp bir şeyleri beğeniyoruz. Ama her ne hikmetse ben üzülerek söylüyorum ki Kemal'ler derneğinin paylaşımlarında bu paylaşımlar ya da beğeniler az oluyor. Aynı saatte, aynı dakikalarda yapılmış olan başka paylaşımları beğenirken ya da paylaşırken bu bizim sosyal medya paylaşımlarımızda bu biraz daha düşük kalıyor. Bu manada bu yapılan paylaşımlar şahsi değil, sizin Kemal'ınızın yapmış olduğu faaliyetlerdir. Sizlerden bu konuda hasreten bir destek rica ediyorum. Yine çözüm ortağımız olan değerli basın ve medya mensuplarımızla bir araya gelerek onların faaliyetlerini dinleme fırsatı bulduk. Kendi faaliyetlerimizi onlara aktarma fırsatı bulduk. Bu manada değerli basın mensuplarımıza da bundan sonraki programlarında başarılar diliyorum. Onların da davetlerine icabet ederek gerek stüdyolarda gerek Zoom üzerinden programlarında bizden acizane dahil olarak
kendi meramımızı anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Emin Fuarı'nda Erzincan'ımızı, Kemal'ımızı yıllardan beri temsil ediyoruz. Değerli kaymakamımızın ve belediye başkanlarımızın katılımıyla diğer ilçemiz Kemaliye ile beraber yıllardan beri bir standardı koruyarak hamdolsun çok başarılı organizasyonu imza attığımızı düşünüyorum. En sonuncusu da Erzincan Tanıtım Günleri olarak Karhal'da icra ettiğimiz Ersel'in öncündeki ve ciddi bir kalabalığın geldiği organizasyonda sizler de şahitsiniz, güzel işlere imza attık diye düşünüyorum. Alışla gelmiş şekilde hemen emitin devamında kıymetli kaymakamımız ve belediye başkanımız, meclis üyelerimizle beraber dernek merkezimizde yıllardan beri devam ettirdiğimiz istişare toplantılarımızı yaptık. Çok faydalı geçen köy dernek başkanlarımızın, köylerimizin, komşularımızın taleplerini iletildiği ve birinci ağızdan başkanımızın ve kaymakamımızın dinleme fırsatı bulduğu, Kemal için neler yapabileceği konuşulduğu bu toplantıların inşallah sıklıkla ve devamının gelmesine büyük temennimizdir. Bizlerden önce yapılan ve geleneksel hale gelen, hepimizin artık aşina olduğu yöresel tatlılar yarışması, birlikte üretenek yarışması, masa tenisi turnuvası, bayanlar takı tasarım etkinliği gibi birçok çalışmayı icra ettik. Bu manada özellikle hanımefendilere katılım sağladıkları için ben bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarımızda işte bu akşam olduğu gibi hanımefendilerin sayısının artması en büyük temennimizdir diye temennimi de bir yandan iletmek istiyorum. Köy derneklerimizin, diğer sivil toplum kuruluşlarımızın iftar gibi, alma, aşure gibi, hızır orucu gibi programlarına katılım sağladı. İstanbul ve Erzincan Spor ve İstanbul Kemal Spor'un müsabakalarına, toplantılarına mümkün olunca iştirak etmeye çalıştık. Her yere yetişemesek de yönetim kurulu arkadaşlarımızı zaman zaman buralarda bulunması için destek verdik. Pandemi öncesinde dernek merkezimizde, pandemi döneminde ise Zoom üzerinden şehitleri anma programı, Kemal Gülabi Bey'in camisinden Kadir Yenisi özel yayını ki burada kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız var. Bu yayın gerçekten kolay bir iş değil. Beni en iyi onlar anlayacaklardır. Canlı yayın yaptık. Kapanış duasında diğer işleri başkanımız Burhan İşleyen hocamız Kemal'dir biliyorsunuz. Onun yapması işin de gerçekten cabası oldu. Ben buradan kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Köy dernek başkanlarımızla Zoom üzerinden bayramlaşma programları yaptık. Pandemide malum şartlar müsaade etmediği için. 23 Nisan'da yine alışla gelmiş bir etkinlikti. Kemallar Derneği yönetim kurulu olarak Kemal'de 23 Nisan'ı öğrenci kardeşlerimizle beraber icra ediyoruz. Kaymakamımızın ve belediye başkanımızın katılımıyla işte Fener Alayı, Uçurtma Şenliği gibi o günkü şartlarla münasip olan programları da icra etme fırsatı bulduk. Kemallar Derneği'nin beşeri sermayesini güçlendirebilmek adına yine alışla gelmişin dışında farklı bir şey ne yapabiliriz noktasında özellikle genç kardeşlerimize yönelmeye çalıştık. Üniversitede okuyan okumayan, lise çağında olan olmayan, hatta hiç okumayan kim varsa genç kardeşlerimize bir şekilde ulaşıp Kemallar Derneği merkezinde bir toplantı icra etmeye çalıştık. Evet, şu anda ekranda görülen resimden de anladığımız gibi yaklaşık o fotoğraf kalesine hepsi sığmıyor ama 200 tane genci buraya toplayabilme başarısını gösterdik. Bugün de aramızda işte o günkü toplantıdan devam eden süre gelen alışkanlıkla beraber genç kardeşlerimiz var. Kendi yeni dönemdeki yönetimimize aldığımız genç kardeşlerimiz var. İnşallah bu genç arkadaşlarımızın sayısının artması somut anlamda yapılan ilk hamle olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada aramızda Türkiye Gençlik STK'ları Platform Başkanı Sayın Ömer Faruk Terzi var. Bir yandan da ona da bu anlamda beşeri sermaye oluşturmuş oluyoruz Sayın Başkanım, haberiniz olsun. İnşallah istifade edersiniz diye düşünüyorum. Kemal Hanımefendilerin bir araya gelmesine sadece bu takıyla yemek yarışmasıyla değil de onların talebi üstüne bir sıla gecesi düzenledik. Aynı Güneş Hanımefendinin katıldığı ve çok coşkulu geçen bir programı beraberce icra ettik. Talimde lütfen mazur görün, efsane bir gece oldu. Biz erkekler katılmadık ama o bayanların söylemeyi, çıkarkenki teşekkürleri, başkanım bir daha ne zaman yapacağız temennileri, işte maalesef ki pandemi girdi. Hanımefendilere buradan ifade etmek istiyorum ki inşallah ilk fırsatta, yeni dönemle beraber şartlarda müsaade ederse bunun ikincisini beraberce yapacağız. Buradan sözüm olsun sizlere. Derneğimizin isminde yer alan sosyal ve yardımlaşma başlıkları altında ise İhsan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize maddi katkı sağlanması, Erzincan'da şampiyon olan Kemah Bayan Futbol Futsal takımına malzeme desteği sağlanması, bir ilke imza atarak Kemah Kilo'yu dostluk turnuvasında mücadele takımlara malzeme desteği sağlanması, yangının sebebiyle mağduriyet yaşayan Karacaköy komşularımıza maddi desteğin sağlanması, seni en iyi Erzincan anlar diyerek Elazığ ve Malatya depremlerinde zarar gören hemşehrilerimize kendi aramızdan açılışta toplamış hatırlarsınız bir katkı sağlanması,
ve şu meşhur turizm treninin Doğu Ekspresi diye tabir ediliriz. Erzincan'da durmasıyla alakalı bir Kemah'ta durmasıyla alakalı bir farkındalık çalışmasını yapılması için aşağı yukarı 3000'e yakın bir imza toplandı burada Sayın Vekilimize de iletildi. Tabii bunun yanında pandemi döneminde özellikle merkez derneğimizin bulunduğu ilçe belediyemiz, Üsküdar Belediyemizin de katkılarıyla maske, dezenfektan dağıtımı, kumanya yardımları gibi birçok icraatın hamisi oldum. Ben sizler şu huzurunda buradan da Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Cemil Türkmen'e ve belediye mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Avrasya Maratonu gibi 15 Temmuz gibi nitelikli ve önem arz eden programlara yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber katılım sağladık. Tam Üsküdar Belediyesi derken Üsküdar Belediyesi Başkan Danışmanımız Esat Kadar Beyefendi aramıza katıldı. Başkanım hoş geldiniz. Aleykümselam. İlk defa dernek merkezimiz önüne tam da Esat Kalay Başkanımın geldiği dakikaya nasip oldu. Kızılay'la beraber ortak bir kampanya düzenleyerek kan bağışı kampanyası yaptık. Kızılay'a hepimiz gidip bireysel anlamda kan bağışında bulunuyoruz ama dernek merkezimizin önüne gelmesine kadar vesile olan Üsküdar Belediye'mizi ve kıymetli Esat Başkanımıza ben sizler uzun teşekkür ediyorum. Kemal'de yaşayan sokak hayvanları için İstanbul'da bulunan İlçe belediyeleri üzerinden baba yardımında yaptık. Organizasyonları değerli yöneticilerin üzerinden Kemal'deki belediyeye itibar ettirdik. Sosyal medyanın gücünü maksimum derece kullanmaya çalıştık. Her özel günde, bizim için mana içeren her özel olayda, vefatlarda, bir göreve başlamada, bir başarı hikayesinde kim olduğuna bakmaksızın haberini yaptık. Siyasi olarak bir noktada bulunan, farklı sivil toplum kuruluşlarında görev yapan Kemal'li hemşehrilerimizi hem ziyaret ettik, hem haberini yaparak kendilerine onur ettik. Hiçbir tanesinin istisnai olarak ayrımını yapmadan. 4 Kasım 2018'de ifade etmiştim. O günkü şartlarda biliyorsunuz derneğimizin bir ecemisi sorunu vardı, kaynağı sorunu vardı. O manada söylediğim şey şuydu. Kemal'lar derneğinin bu kaynağı sorunu çözülmezse tarihe dernek binasını yıkılan başkan olarak geçeceğim demiştim. Ama hamdolsun ki bu sorunumuzu bu süre içerisinde çözdük. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu manada ben o dönemle alakalı gayretlerinden dolayı özellikle Gelitepe Köyü Dernek Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Şanlı'ya teşekkür ediyorum. Kayyum sorumuzu çözdük. Mahkeme kararıyla bu durumu sabitledik. Şimdi kalan prosedür ben ya da benden sonra bu işe göre devam edecek kıymetli arkadaşlarımız tarafından devam edecek seviyeye geldi. Dernek merkezimize herhangi bir halel gelmedi çok şükür. 42. ve 43. Kemal Köyü'nün dostluk turnuvasının açılışlarını salon açılışlarını muhteşem kalabalıklarla da yaptık. Saha açılışlarını da eski milli sporcularımızın katılımıyla çok görkemli şekilde yapma fırsatı bulduk. Futbol hocalarımızla, antrenörlerimizle eğitici, bilgilendirici toplantılar yaptık. Kemal Köyü dostluk turnuvasına bir ilki gerçekleştirdik ve demin de ifade ettiğim gibi malzeme desteği sağladık. Antrenman ziyaretleri yaparak görev alan sporcu kardeşlerimizle, antrenörlerimizle, başkanlarımızla röportajlar yaptık ve bunların hepsini sosyal medyaların hesaplarında yayınladık. Onları birazdan motive edebilmek adına. Özellikle 42. Kemal Köyü dostluk turnuvasının final bölümü gerçekten ama gerçekten son derece profesyonel bir işe imza attı. Drone'la YouTube üzerinden canlı sunumla maçlarımızı yayınlama fırsatı bulduk. Sahaya gelen beden eğitiminin dolduran hemşehrilerimizin haricinde gerçekten ama gerçekten amatör bir ruhla YouTube üzerinden yaptığımız canlı yayınları 1000 kişinin üzerinde izleyici takip etti. Yarı final ve final müsabakalarını ki emeği geçen YouTube kulu arkadaşlarıma sizler uzun teşekkür ediyorum. Evet, bu durum gerçekten alkışlar diliyorum. 43. Kemal Köyü Dostluk Turnuvası'nda malum pandemi sebebiyle Haziran ayının ortasında pandemi sebebiyle yarım kalan sezon diye tescilini yaptık ve o senenin bir şampiyon olmaması münasebetiyle katılım sağlayan tüm takımlarımıza kupasını, hediyesini vererek tarihte de bu manada bir virgül koymuş oldum. Tabii sezonun tamamlanmasıyla beraber hem bu manada derdimizi anlatabilmek adına da belki biraz da tansiyonu düşürebilmek adına çünkü bir arzu bir özlem vardı. Yönetici abilerimizle Kemal Derdenliği yönetim kurulu arasında bir maç da yaptık. Fark ettik ki sporun önemi çok fazla, formdan düşmüşüz. Bu manada antrenmanlara devam etmemizi arkadaşlarla beraber bir karar aldık. İnşallah antrenmansız maça çıkmamanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dernek merkezimizin bulunduğu yerle alakalı da malum demirbaşı korumak ve kollamak da bizim işimiz. Yangın merdiveni yapıldı bu dönem içerisinde. Dernek merkezimizde ufak bir tadilat yaptık. Tuvaletleri komple yeniledik, yönetim odasını komple yeniledik. Çatının tadilatını yaptık. Bu manada emek veren, katkı sağlayan yönetim kurulu arkadaşlarıma da sizler uzun teşekkür etmek istiyorum. Bunu tamamen kendi iş kaynaklarımızı hallettik. Madem yönetimdeyiz, elimizin taşın altına sokalım diye. Teşekkür ederim, Allah razı olsun sevgili arkadaşlarım.
devamlılık esası ile bakarak uzun yıllardır devam eden Kemal'la alakalı huzur evi çalışmasının da yine misyonumuz gereği devamını sağladık. Katkı ve destek vermeye çalıştık. Bu manada ben de ülke idarecilerimize, bizlere sabırla konferans gibi destek oldukları için sizler huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah en kısa sürede de, yani ufak tefek eksikleri olmakla beraber, bu sürecin tamamlanması ve Sayın Kaymakamımız gitmeden de kurdeleyi beraber kesmek de inşallah bize nasip olur diyorum bu manada. Tabii pandemi döneminde evlerimizde tabiri caizse hapis hayatı yaşarken boş durmadık. İstanbul geneli için maske, dezenfektan, Ramazan ayında kumanya yardımı, bunun dışında Üsküdar Belediyesi'nin destekleriyle yine tabii en önemli bölüm burası, Covid'le mücadele kapsamında yapabileceğimiz her türlü yardımı sağlamaya çalıştık. Burada da Sayın Hükümet Başkanımızın inisiyatifiyle ben ondan da özel izin alarak sadece Üsküdar ilçesinde bulunan derneklerimizle alakalı değil, İstanbul'un genelinde faaliyet gösteren ilçelerimize bu açılımı yaptık. Sizlere huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Pandemi döneminde İzinden olduğu zamanlarda dernek merkezimizde, işte olmadığı zamanlarda Zoom üzerinden yönetim kurulu toplantılarımızı aralıksız yapmaya devam ettik. Değerli Hazurum, daha burada yazmak istediğimiz ya da aslında aralarda yaptığımız birçok etkinlik faaliyet olmasına rağmen bunlar işte resimlerde ifade edebildiğimiz, sizin değerli vaktinizi çok fazla almadan hızlıca geçiş yaptığımız bölümüdür. İnşallah bizler Allah razı olsun yürürlük esasına göre devam ettirdiğimiz bu görevlerimizi bundan sonra da çok daha iyi şekilde yapma arzusu içerisindeyiz. Bu manada müsaadenizle ikinci bölüm konuşması olarak şöyle bir şey ifade edeyim. Yeni dönemimizde yapmayı düşündüğümüz bir takım etkinliklerimiz var. İnşallah onunla alakalı kısa kısa başlıklar halinde sizlere söyleyeyim müsaadenizle. İşte bir Kemal Köyü Dostluk Turnuvası çalıştığı planlıyoruz. Bir kan bankası oluşturmak istiyoruz. Bu değerli hazırlığın değerli büyüklerinden istifade edebilmek adına Kemal'lılar Yüksek İstişare Kurulu oluşturmak istiyoruz. Bir mütevelli heyeti gibi tabir edebileceğimiz, tavsiye ve görüşleri alabileceğimiz, uygulanması noktasında yönetim kuruluna destek olabilecek bir istişare kurulu oluşmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu manada yeni dönemde inşallah bu genç kardeşlerimizle Kemal'ın, Erzincan'ın siyaseten, spor olarak, akademik olarak iş adamı seviyesinde olan değerli büyüklerini bir araya getirme hayalimiz var. Bunun adını kariyer günleri demiştik ama pandemi döneminde bunu başaramadık. İnşallah yeni normalle beraber bu dönem açıldığında genç kardeşlerimizle, tecrübeli abilerimizle inşallah bir araya getirme fırsatı bulacağız. Bir iş arayanlarla çalışan arayanları bir platformda birleştirmek için bir havuz oluşturacağız. Bir kişisel envanter bankası yapacağız. İnşallah bu dönemde bu altyapı oluşturduğumuz andan itibaren ben değerli hemşehrilerimizin, personel arayan değerli iş adamlarımızın ve iş arayan değerli kardeşlerimizin bir noktada buluşacağına olan inancım tamdır. Başlamıştık, yarım kalmıştı pandemi sebebiyle. İnşallah bu dönemde icra edilmeyi planlıyoruz. Tatlı bir rekabet ortamı yaratmayı düşünüyoruz. Buradaki sözüm köy dernek başkanlarımıza. Faaliyetlere en çok katılım sağlayan, etkinliklere en çok riayet gösteren, turnuvadır ya da diğer etkinliklerdir. Adını ne koyarsanız koyun. Katılım sağlayan köy dernekleri içerisinde bir skala ve bir tabir caizse bir puanlama yaparak yılın en başarılı köy derneğini seçmek istiyoruz. Burada da böyle dediğim gibi hoştur, böyle bir espri, böyle bir tatlı bir rekabet yaratmak derdimiz. Zaten biz bizeyiz, sorun yok ama işin sonucunda da böyle ufaktan da bir hediye takdim etmek güzel olur diye tahmin ediyorum. Ve bizden istenen, bizden beklenen bir şey var. Bunu da daha önce başka platformlarda ifade etmiştim. Buradan bir kez daha sizlerin huzurunda söylemek istiyorum. Kemal'lar Derneği'nin organize ettiği, Kemal'lar Derneği'nin çatısı altında devam edecek olan bir veteranlar turnuvası. Bu manada bu işin en legal yolu Kemal'lar Derneği'nin çatısı altında yapılmasıdır. Evet, devam eden farklı organizasyonlar var ama bize yakışan bunu, bu birliğin bütünlüğün dağılmaması adına, farklı mecralara kaymaması adına Kemal'lar Derneği'nin çatısı altında benim gibi yaşı geçmiş ve benden daha büyük tecrübeli abilerimizi inşallah bir sahada toplayabilmek olacaktır. Bununla alakalı da çalışmalarımız olacak. Sevgili dostlar, değerli hemşehrilerim, kıymetli protokol, sayın divan. Çok fazla vaktinizi almadan sözlerimi toparlamak istiyorum. Şöyle ki, iş onu tarafından tanımıyoruz, bilmiyoruz ama 1996 yılından itibaren Haydarpaşa'nın toprak sahasından bugüne kadar yaklaşık 25 yıldır bu camiye bir şekilde hizmet ediyorum. Eksiğiyle, yediğiyle. 2012 yılında genel sekreter olarak başlamış olduğum görevde sizlerin de teveccühüyle son 2,5 yıldır başkan olarak bulunuyorum. 10 yıldır burada yönetici hayatımız var, hamdolsun. Aralıksız,
hiçbir şekilde kesintiye uğramadan kıymetli başkanlarımızın, ağabeylerimizin, antrenörlerimizin destekleriyle hep bir şekilde bu işlerin kenarında kıyısında bulunduk. Çok şükür bu dönem içerisinde kendimize, ailemize, yönetici arkadaşlarımıza halal edecek bir davranışımız, bir eksi hareketimiz olmadı. Bu manada sizlerin huzurunda hep ifade ediyorum, bir kez daha ifade edeyim ki, inancımızda, yaşantımızda, dünya görüşümüzde belli, devletimizin, vatanımızın birliğini esas alarak onun birliği, bütünlüğü, o bayrağın altında hayatımızı idame ettirmek, onu mikro ölçekte de Erzincan, Kemal üzerinde de tatbik etmek en büyük arzumuz, hayalimiz. Nacizane yapmış olduğumuz görevlerde de bu düsturdan zerre milim ayrılmadan birliğin, beraberliğin muhafazası için çalışacağız, çalışmaya da devam edeceğiz. Fakat öğrendik ki dernekçilikte şöyle bir şey oluyor yıllardan beri. Önce derneğe bir hevesle başlıyorsun, sonra dernekte görev almaya başlıyorsun, sonra derneği küsüyorsun ve ortamlardan kayboluyorsun. Dernekçinin yaşanmış bu teorisini artık tersine çevirmenin zamanı geldi. Ben hiçbir abimizden, hiçbir başkanımızdan, hiçbir diyalog halinde olduğumuz kişiyle kişisel problemim yok. Varsa bu makamla alakalı olmuştur ama bununla alakalı da sizlerden ricam, hiçbirimiz bu dernekleri küsmeyelim. Kemal sadece bizlerin değil, hiç kimsenin Kemal sevgisini sorgulayacak da değiliz, partimize değil. Ama hiç kimse de bizim Kemal sevgimizi sorgulamasın bu manada. Sizlerden özel ricada bulunuyorum. Öğrendik ki yola çıktığımız arkadaşlarımız yolda bizi bırakabiliyorlarmış. Bunu kötü tecrübelerle yaşadık yani. Öğrendik ki inandığımız arkadaşlarımız bize sırtlarını dönebiliyorlarmış. Ama biz hamdolsun görev aldığımız sürenin tamamında sadece başkanlık olarak değil, bu anlattığım 25 yıldan bahsediyorum. Hiçbir abime, hiçbir başkanıma sırtımı dönmedim ve onu yolda bırakmadım. En zor zamanlarda bile kol kırılır yer içinde kalır misali, fikir ayrılıklarımız olsa da başkanlarımızla uygulamada hiçbir zaman kimsenin ve Kemal'ın yanını yere vermedik bizim oraların tabiriyle. Bu manada da bu düsturumuzu bozmadan devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Yine kendi içimizde fikir ayrılıklarına düşebiliriz. Yanlış yanlış yorumladığımız şeyler olabilir. Bizi dinlemeden, anlamadan hakkımıza fikir sahibi olup sağda solda dedikodular yapılabilir. Ama artık beni tanıdınız. Şeffaf, kafasının arkasında planı olmayan, burada aldığı görevi yönetim kurulu arkadaşlarıyla beraber bir hakkı yerine getirmeye çalışan bir anlayışımız var. Sizlerden ricam, bir sorunu olan, bir sıkıntısı olan, dernekle alakalı beğenmediği, hoşnut olmadığı bir şey olan değerli abimiz, büyüğümüz, genç kardeşimiz fark etmez. Lütfen birinci ağızdan, benim 1999'dan beri telefon numaram hiç değişmedi. Hep aynı numara, her arayan da bana ulaşabilir. Fark etmeden, haklımız olmadan, araya dağılımda gözden kaçırdığımız olabilir, haklarınızı ederdim. Ama onun dışında, ama gerçekten ve gerçekten bize bu manada değer veren hiç kimseye biz karşılıksız bırakmadık. Sözün özü, burası Kemal'lar Derneği. Burada sadakatle bağlanmamız gereken şey Kemal'lar Derneği'dir ve Kemal olgusudur. Fahrettin Aslan buradan gelir geçer, buraya bir başkası gelir. Bizim sadakatimiz, saygımız makamı olması lazım. Bir başka başkan burada var diye etkinliğe geleceksin. O başkan gidip diğerine başka başkan geldiğinde sen etkinliğe katılmayacaksın. Bir başkan bundan görev yapıyor diye sen turnuvaya katılacaksın. O başkan gittiğinde sen turnuvaya katılmayacaksın. Bunlar doğru şeyler değil. Bu camia kişilerle alakalı bir durum değil. Bu camia Erzincan'ın lokomotif camiası ve bizlerin yapmamız gereken de bu camiaya en az bizlerin yaptığı kadar nacizane sahip çıkmaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla son olarak da bir gündemimiz vardı malum, onu da buradan ifade edeyim. Ondan sonra sözlerimi sonlandıracağım. Şimdi bir süredir gündemde olan Erzincan'la alakalı, Erzincan'ın birliği bütünlüğüyle alakalı bir durum söz konusu. Burada işte konfederasyonlar, federasyonlar, STK'lar, platformlar, türlü türlü şeyler konuşuluyor. Şimdi bizim Kemal'lar olarak yıllardan beri hamdolsun birlik bütünlük içerisinde devam ettirdiğimiz bir yaşantımız var. Ve Kemal'lar olarak birçok federasyondan, birçok konfederasyondan, birçok il derneğinden de hamdolsun gördünüz. Çok daha başarılı, çok daha etkin ve etkiniz. Bu manada bizim aslında Kemal olarak, lokomotif olan bir ilçe olarak bu işlerin harcında yer almış. Ekevi, Ersiyat'ı kurmuş. İşte 1978'den beri turnuva yapan, yaklaşık 50 yıllık bir organizasyonu böyle aralıksız devam ettiren, işte bölünmeden, parçalanmadan, her türlü etnik yapmayı kendi içerisinde barındırarak bunu başarılı devam eden bir derneğin, lütfen tabirimi mazur görün, herhangi bir yere, herhangi bir kuruma engajı olmaya ihtiyacı yok. Hep söylediğim bir şey var. İlçe derneklerinin olduğu, ilçe bazında temsil edildiği, ilçelerin kıymet gördüğü ve Erzincan temsil noktasında ayrı planların hesaplarının yapılmadığı, delegasyonmuş, federasyonmuş, üye sayısıymış,
başkanlık yarışıymış. Böyle hesaplara girilmediği her yerde Kemal'ın toplumun birliği bütünleşim olduğu olmaya da devam edecek. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. En azından benim başkanlık döneminde bunu muhafaza ederek ve bir şekilde koruyarak devam edeceğiz. Şimdi bizim gündemimizde bir sürü köy dernek başkanları bizim meclis içerisinde yaptık. Tüzüklerimizi bu manada yenilemeye çalıştık. Tüzüklerimizi revize etmeye çalıştık. Kemal'ları bu noktada herhangi bir değişim ve dönüşüm aşamasıyla alakalı altyapı hazır. Ama görünen o ki Erzincan buna hazır değil. Görünen o ki Erzincan'daki bu fikir ayrılıkları, canlı yayında ifade etmiştim Gurbet 24'te, sisli ve puslu hava devam ediyor ve bu sisli puslu hava biraz daha berraklaşmadan, biraz daha şöyle güzel güzel güneşleri görmeden, hani güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler misali, o güneşli görmeyi görmeden Kemal'lar Derneği şu anda frene basmış durumda. Buradan da bunu huzurla ifade etmek istiyorum. Yoksa Kemal'ların Erzincan namına da, Kemal namına da yapacağı herhangi bir eylemde toplumun bütün noktasında kimse bununla alakalı, dediğim gibi yani bizim bu durumumuzla alakalı, bizim gücümüz üzerinden, bizim polisimiz üzerinden farklı bir değerlendirme yapmaya ihtiyacında bulunmasın. Kemal'ların kuvveti de zaten kendine yeter. Bu manada böyle bir ifade kullanmış olayım. Sözlerimi sonlandırırken yaklaşan Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Katılımımızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. 2,5 yıldır beraber görev yaptığım ve beni yarı yolda bırakmayan arkadaşlarıma Allah sizlerden bin defa razı olsun. Ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan. Ayırdınız, işinizden, gücünüzden, nakdinizden verdiniz ve bir şekilde bu görevi 2 senede bir Ekim ayında yapıyorduk ama pandemi sebebiyle 2,5 yıl oldu. Bir de bonus üstüne. Devam ettirdik bir şekilde. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu dönemde yalnız bırakmayan, maddi manevi katkılar sağlayan hayırsever iş adamlarımıza, değerli büyüklerimize sizler huzurunda teşekkür ediyorum. Özellikle Kemal Kaymakamımıza, Kemal Belediye Başkanımıza, Üsküdar Belediyesi'ne, Kağıthane Belediyesi'ne ki Kağıthane Belediyesi'nin içerisinde bir özel parantez, Kağıthane Belediyesi'nin meclis üyesi abimiz Sinan Beyazıt'tır. Bir belediye başkanı kadar etkindi. Kemal'lar için çalışıp bir alkışlar. Yine değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu dönemde özellikle onu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Sıkıntılı, şimdi şöyle tırnak içerisinde söyleyeyim. Dernekçilik yapan abimiz beni anlayacaktır. Şimdi toplantıya gelirsin, dönersin sıkıntı, maça gelirsin, turnuvaya gelirsin, dönersin sıkıntı falan. Benim 2006 yılında evlendim. İşte 25 yıldır bu işlerin içerisindeyim. Sizler huzurunda ben kıymetli eşime teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterdiği sabır. Bazısını kelam, bir gün simit yiyoruz, bir gün bağ yiyoruz, bir gün arabaya gideriz, yarın doğmuşabiliriz. Bunların hepsi somut şeylerdir ama esas olan hisler ve duygulardır. Bizim hissiyatımızda, duygumuzda hamdolsun hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecekti. Camiamıza hizmet etmek için Allah'ın rızasını gözeterek burada görev aldık. Biraz önce ifade ettiğim gibi çocuklarımdan vakit ayırıp burada görev alıyorum. Eşimin zamanından vakit ayırıp burada görev alıyorum. Yeri geliyor annemi, ablamı, kardeşimi görmüyorum. Burada görev alıyorum. Bu manada daha önce de ifade etmiştim. Rahmetli babamın düsturu sosyal bir adamız. Onun sosyalliği bize zaten bu işi kattı. Buradan onu da rahmetle, minnetle arıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Çok kıymetli divan başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ilçemizin çok kıymetli kaymakamı, dernek başkanlarımız, Irış Federasyonu Dernek Başkanı, AYDER Başkanı, Türk Telekom Eski İzmir Bölge Müdürü, Vakıf Müdürü, çok kıymetli dernek başkanlarım, kemahımızın güzide hanımefendileri, beyefendileri, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi kemah halkı adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 12. Kemah Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin 12. kurultayının ilçemize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu derneğin kurulmasında emeği geçen ve vefat edenleri minnetle yad ediyoruz. Hayatta olanlara sağlığı, sıhhatimiz, ömürler diliyoruz. Gerçekten kemahımızın İstanbul ile buluşmasında bu derneğin çok büyük önemi var. Eğer bu dernek olmasaydı kemah İstanbul'da bu araya gelmek, bir araya gelmek gerçekten çok zordu.
Bu dernek sayesinde yıllarca Kemalıların buluşma noktası oluyor. Kemalıların birbiriyle tanışması, iyi günlerinde, kötü günlerinde, bayramlarında hep birlikte hareket etmelerine vesile olan bu derneğin kurulmasının emeği geçenlere gerçekten minnettarız. Bu dernek olmasa gerçekten İstanbul gibi büyük bir metropolde bir araya gelmek çok zor. Ama bu dernek sayesinde Kemalılar bir araya geliyorlar. İşte turnuvalar düzenleniyor, şenlikler yapılıyor. İnşallah 2 yıldır yapılamayan şenliklerin de bu pandemi süreci kısa zamanda biter inşallah, temennimiz o. Çünkü Kemah sizleri, siz de Kemah özlediniz biliyorum. İnşallah seneye turnuvanın Kemah yapılmasını artık bekliyoruz. İnşallah yeni seçilecek yönetim bunu dikkate alır. Kemah'ımıza giden eski turnuvalarımızı, şenliklerimizi yaparız. Ben yeni seçilecek yönetime tek aday olduğu için başarılar diliyorum. Yönetim kuruluna, başkanına inşallah Kemah'ımız için iyi hizmetler yapmayı birlikte Allah nasip eder. İlk dönemlerdeki çıraklık dönemi, inşallah kalfalık dönemi daha iyi geçer. Başarılar diliyorum. İnşallah Kemah'ımıza hizmetler yaparız. Birlikte hareket ederiz. İçerimize hizmetler etmek için onlar da var bile çalışırlar, destek olurlar. Biz de içerimize katma değer sağlamış oluruz. Ben buradan yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm İslam aleminin ve sizlerin, tüm hemşerilerimin. Bizleri burada yalnız bırakmadığınız için Mekamahlar Derneği adına hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Kıymetli hemşeriler, bu birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun Kemah'ın tarihi köklü geçmişiyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da Kemah'ımıza çok yakıştığını, yani Kemah'ımıza diyorum çünkü ben de artık kendimi size ait hissediyorum. Abiler teşekkür ederim. Abi. Kemah'ımıza çok yakıştığını düşünüyorum. Gerek işte köy derneklerimiz, gerekse çatı dernek olan Kemahlılar Derneği bunun en güzel örneklerini sergiliyor. Ben diğer Türkiye'deki 900 küsur ilçe var. Bunun eşi Menen'de olduğunu düşünmüyorum. Hiç görmedim, duymadım da. Hatta bunu bizzat tecrübe etmesem, inanın ben de inanamazdım böyle bir şeye. Ama buna şahitlik ettiğim için büyük bir onur duyduğumu söyleyeyim. Biz pandemi sürecinde her ne kadar dernek ve dernek faaliyetleri çok iyi göremesek de, çok fazla bir diyaloğa geçemesek de, bunun şeyin üzüntüsünü yaşıyorum, yani onu belirteyim. Çok daha fazla diyaloğa geçip çeşitli faaliyetler yürütmeyi isterdik. Ama pandemi süreci malumunuz bu işlere biraz engel oldu. Buna rağmen Fahrettin Başkanımızla, yönetimiyle pandemi döneminde bile işte yardımlaşma noktasında, dayanışma noktasında çok güzel işler icra ettiğimizi düşünüyorum. Meslek hayatında 11. sene. Çok konuşma yapıyoruz. Çok fazla huzuruna çıkıyoruz. Konuşmalar arasında en fazla yapmakta zorlandığım konuşma bu veda konuşmaları. Zaman üzerinde hiçbir hükmümüz yok. 2 sene işte çabucak geçti. Beni tanıyanlar işte burada rastlaştığımızda ya 2 sene çabuk geçti diyorlar. Hakikaten 2 sene çabuk geçti. Bilmem hatırlar mısınız? Çamlıca'da yapmıştık herhalde başkanım ilk toplantımızı. Ben göreve başladıktan sonra. Evet, aynen. Orada yapmış olduğum konuşmaya Tolstoy'dan bir alıntıyla başlamıştım. Tüm muhteşem hikayelerin 2 şekilde başladığını söylüyordu Tolstoy. Ya şehirden biri seyahate çıkar ya da şehre bir yabancı gelir diyor. Ben de Kemah'a hizmet etmek için gelen bir yabancı olduğumu ve güzel bir hikaye yazmak istediğimi söylemiştim. Bugün o hikayede sona geldik. Sona gelmeden önce o hikaye o tarihten sonra nasıl evrildi derseniz tabii ki bunun cevabını ben veremem. Bunu Kemah ve siz değerli hemşerileriniz vereceksiniz. Ancak hizmet noktasında sizlerden aldığım güç ve enerjiyle belediye başkanımızla beraber Kemah'ın kronikleşmiş ve çözülmesi elzem olan sorunlarına hızlı bir şekilde el atıp neticelendirdik. İşte TOKİ, huzur evi ve diğer bazı hizmetler gibi. Sadece bununla da yetinmedik. Sizlerin memleketinize olan sevdasından
vefasından esinlenerek şehirle ilgili hayaller kurdu. Ve asırlardır toprak altında olan tarihi yapıları gün yüzüne çıkarıp ayağa kaldırmaya çalıştı. Kemah Kalesi'nin içerisindeki İhsan Başkan bahsedin dedi. Belki konuşmamın sonuna ekleyelim onu. Kemah Kalesi üzerindeki 1000 yıllık tarihi cami ve kale surlarının aydınlatılması gibi. Bu projeyi de belediye başkanımızla beraber ecdada vefa ve saygı projesi dedik. Tüm bunların yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi insanların gönlüne, Kemahlılarımızın gönlüne girmeye ve orada iz bırakmaya gayret ettim. İnşallah bunu başarmışımdır. Başardıysam da ne mutlu bana. Kesin olan bir şey varsa Kemah ve siz değerli hemşehrilerim bende çok derin izler bıraktınız. Kesin. Ben Kemah'ı çok sevdim. Doğasını, havasını, tarihini, kültürünü çok sevdim. Ben de, eşim de, çocuğum da meslek hayatımızın belki de en güzel ilk senesini geçirdik. Ama her şeyden önemlisi ben Kemah'ın insanlarını sevdim. Mert, naif, cömert insanlar. Kemah da sizi sevdi efendim. Ben sizleri çok sevdim değerli dostlar. Sizler memleketiniz olan sevginizi daha fazla sevdim. Sayenizde çok güzel bir 2 yıl geçirdim. Bugün gidiyorum. Gerçi Cemal Süreyya'nın dediği gibi gitmekle gitmiş olmaz insan. Gönlün kalır, altın kalır, anıların kalır. Çok güzel anlarla aranızdan ayrılıyorum. Lütfen bana hakkınızı helal edin. Benden yana varsa hakkım helal hoş olsun. Şunu büyük bir gururla söylüyorum. Ben Kemah Kaymakamı İsmail Demir. Ömür boyu büyük bir gururla taşıyacağım bu ünvanla aranızdan ayrılıyorum. Hikaye bitti. Şehre gelen yabancı artık ayrılıyor. Allah'a ısmarladık. Ben Sayın Başkanımıza ve yeni yönetimlerine tekrar hayırlı olsun diyor. Hepinize saygıyla selamlar. Teşekkür ederim. Tamam. Evet, çok güçlü bir alkış1990'dan beri doğadaki balın markası ve kalitelisi Can Petek. Endüstriyel kontrolü DOSEL'e bırakın. Size güvenilir ve ekonomik çözümler sunalım. DOSEL Otomasyon. Metal, mermer, granit ve inşaat malzemeleri. Kalite, güven, istikrar. Hedef Metal. Mutlusa, 30 yılı aşan bilgi birikimiyle mutluluğa
ve aydınlığa açılan bir dünya markası. C50 ayrı çeşidiyle ön plana çıkan Asıl Tat Baklava, bünyesinde bulunan 11 ayrı şubesiyle damak tadınıza özenle hitap ediyor. Türkiye için çalışıyor, dünya için üretiyoruz. Fersan Tekstil. Şehir içi dağıtım, depolama ve yurt içi lojistik hizmetleri. Alp Lojistik. Özel yemek, kokteyl, toplantı yemeği, mevlüt yemeği, kutlama partisi, mezuniyet yemeği ve farklı organizasyonlarda özel personelimizle hizmet vermekteyiz. Oto mekanik, oto elektrik, oto aksesuar. Yedek parçada güvenilir isim. Doğanay Otomotiv. LED ampul ve aydınlatma ürünleri. Lambada. Tasarrufta bir numara. Uluslararası markaların depolama, lojistik, dağıtım ve satış hizmetleri. Doğuş Gıda. Isı cam ve tüm cam çeşitlerini tesislerimizde üreterek sektöre hizmet vermekteyiz. Dinçer Cam. Yeni koronavirüs enfeksiyonu bir solunum yolu hastalığıdır. Enfeksiyon, hasta kişinin burun akıntısı, konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla çıkardığı solunum yolu sıvılarının sağlıklı kişilerin ağız, burun veya gözlerine temasıyla bulaşır. Her türlü solunum yolu enfeksiyonundan ve yeni koronavirüsten korunmak için ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Kirli ellerinizle ağız, burun ve gözlerinize dokunmayın. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın. Yeni koronavirüs ile ilgili güvenilir güncel bilgileri Sağlık Bakanlığımızın web sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Toplum sağlığı önceliğimizdir. Toplumu sağlık alanında en şeffaf ve en hızlı şekilde bilgilendirmekteyiz. Kıymetli Anadolu'nun 12. olan genel kurulumuzun herkese hayırlı vesile olmasını niyaz ediyorum. Ben de denetleme kurulu adına söz almış bulunuyorum. Şimdi kıymetli başkanımızın ve yönetim kurulumuzun 2,5 yıllık süreçte yapmış olduğu faaliyetlerin denetleme sonucunu arz ediyorum. Denetim kurulu olarak derneğimizin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bu yıl geçmeyen aralıklarla denetlenmiş ve denetim sonuçlarını genel kurula sunulmak üzere bir rapor halinde takdim etmiş bulunuyoruz. Hazırlanan denetim kurulu güven heyetine teslim edilmiştir. Bizler mevzuatın öngördüğü şekilde herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık. Şimdi bu denetleme kurulu raporunu ayrıntılı olarak sizlere takdim etmek istiyorum. 2019 yılı gelir gider tablosu. Gelirler kalemi 31 Aralık 2018 yılından gelirler, kasa 6.183 lira 76 kuruş, banka
1580 lira 41 kuruş toplam 7764 lira 17 kuruş. Gelirler talebi toplamı üye aidiyatları 17.500 lirası, bağışlar 112.405 lirası, huzur ve emanetleri 137.000 lirası. Giderler kalemi kültür, sanat ve spor harcamaları 143.215 lira 26 kuruş, huzur ve yapım harcamaları 123.000 lirası, 31 Aralık 2019 devir kalemleri kasa 1000 lirası, banka 7453 lira 91 kuruş, toplam 8453 lira 91 kuruş. Gelirler toplamı yakın 274.669 lira 17 kuruş, giderler toplamı 274.669 lira 17 kuruştu. Sayın Divan, 2020 yılında okumaya devam edeyim mi? 2020 yılı gelir gider tablosu. Gelirler 31 Aralık 2019 devir kalemi, kasa 1000 lirası, banka 7453 lira 91 kuruş, gelirler toplamı üye aidatları 6000 lirası, bağışlar 123.000 lirası, huzurevi 70.000 lirası, giderler kalemi kültür, sanat ve spor harcamaları 104.249 lirası, huzurevi yapım harcamaları 72.175 lira, 31 Aralık 2020 devir kalemi, kasa 22.500 lirası, banka 8.529 lira 50 kuruş, toplam yükün gelirler toplamı ve giderler toplamı 207.453 lira 91 kuruştur. 2021-2022 yılları tahmini bütçesi devam ediyorum. Gelirler kalemi üye aidatları 25.000 lirası, muhtelif gelirler 200.000 lirası, giderler kalemi kültür, sanat ve spor harcamaları 225.000 lirası, gelir gider toplamları yakın 225.000 lirasıdır. Sayın Divan, oylarınızı arz ederim. Denetleme kurulu raporu okundu. Oylamasını yapalım o zaman. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Yeni dönem tahmini bütçenin oylanmasını yapalım. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Çok kıymetli belediye başkanı, Kemal'ımızın çok değerli başkanı, yönetimi, federasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız, kıymetli hazurum, çok kıymetli divan, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sözlerime başlamadan önce çok kıymetli belediye başkanımızın siz kıymetli hemşehrilerimize selamlarını iletmek istiyorum. Malumunuz 15 Temmuz haftası dolayısıyla Üsküdar'ımızda yoğun bir program var. Bakan yardımcımız, genel başkan yardımcılarımız şu anda Üsküdar merkezdeler. Buraya gelmeden önce değerli başkanımız Kemal'da hemşehrilerimize genel kurulun hayırlara vesile olmasını dileyip selamlarını iletiyor. Lütfen kabul edin. Yine bu zorlu süreci hep birlikte atlatma adına büyük çaba sarf ediyoruz. Ben biraz önce çok kıymetli dostum, sevgili kardeşim, dernek başkanımızı dinlerken gerçekten çok mutlu oldum. Üsküdar'ımızda 17-18 aydır görev yapan bir kardeşiniz olarak önümdeki listeye baktığımızda 1039 tane dernek gözüküyor. Bunun 29 tanesi il derneği, 16 tanesi federasyon, 481 tanesi ilçe ve köy derneği, 147 tanesi eğitim kültür derneği, 3 tane cemevimiz, 33 muhtarımız, 32 spor kulübümüz, bazı siteler falan dediğimizde 1039 dernek var. Ama şunu ifade etmek gerekirse, Kemal'ların yaptığı bu faaliyetleri birçok il derneğinin yapamadığını görmüş bulunan bir kardeşimiz olarak kendinizi kocaman bir alkışlayın. Sizi tebrik ediyorum. Ben bu zorlu sürecin hepimiz için zor geçtiğinin farkındayız. Bu zorlu süreçte sizlerin ne kadar önemli işler yaptığınızın da farkındayız. Ben bir kardeşiniz olarak hasreten şunu rica edeyim. Allah'tan sağlığınız daim olsun diye dua ediyoruz. Rabbim çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize sıhhat versin diye dua ediyoruz.
bu süreçte üzerimizden silindir gibi geçen bir süreci yaşayan bir kardeşimiz olarak, 3 gün arayla annesini babasını kaybetmiş bir kardeşimiz olarak, 14 gün entübede kalmış bir kardeşimiz olarak, Allah bize ikinci kez bir şans tanıdığı için Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır diyor. Bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sağlık çalışanlarımızın önceliğinde, siz sivil toplum örgütlerimizle birlikte inşallah en iyi şekilde atlatmayı Allah bizlere nasip etsin. Bir an önce bu virüs belasından da ülkemizi, dünyayı kurtarsın diye dua ediyoruz. Tabii biraz önce Hüseyin abimiz rahatsız olduğunu öğrendim. Değerli başkanımıza geçmiş olsun diyorum Fahrettin Bey. Yine bir sporcu kardeşimiz Kemal Spor'umuzun sporcusuydu, vefat etti. Ona da buradan bir kez daha rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor. Sayın başkanımızın şahsında emeği geçen tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bir ayrı parantezle gerçekten de incelik gösterdi. Kıymetli eşine teşekkür etti. Ben de hanımefendiye teşekkür ediyorum. İnan eşlerimiz olmazsa, ailemizin bize sahip çıktığını görmezse biz bu işleri başaramayız. Bu inceliğinden dolayı da Fahrettin Bey'e teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Yönetimin uyguladığı veya hizmetlerinde beğenmediğimiz nokta olabilir, eleştireceğimiz nokta olabilir. Ama bunları sosyal medyada farklı bir isimlerle değil de buraya katılıp ya da başkan ve yönetim kuruluna ulaşıp bunları değerlendirirsek çok daha iyi olur, faydalı olur diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarımız, Ödülümüz Dernek Başkanımız, Sayın Divan Başkanım, ben de herkesin huzurunda Sayın Fahrettin Başkan'a tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Yönetim kuruluna iyi çalışmalar diliyorum. Zaten yarım kalmış bir işiniz vardı. Pandemiden sonra tekrar toparlayacağınızı, eski günlerimize döneceğimizi düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum tekrar. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, ailelerimizin kıymetli başkanı, kemahımızın köy dernek başkanları, kemahlı gönül dostlarım, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Fahrettin Başkan'a da başarılar diliyorum. Yönetim kuruluna da başarılar diliyorum. 12. Genel Kurulun kemahımıza, kemah köylerimize ve Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni yönetim kuruluna da başarılar diliyorum. İyi bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok değerli belediye başkanı, çok değerli kaymakamım, çok değerli divan. Ben burada çok şeyler gördüm. 30 yıldır hem siyasetin hem dernekçiliğim var. İhsan Başkanım'la çok anılarımız var. Gerçekten ben burada huzurunda teşekkür ediyorum İhsan Başkanım'a. Çok emeği var. Ekibinde emeği var. Bakıyorum ki Kemal gerçekten güzel şeyler yapıyor. Çok kongrelere katılıyoruz. Ama şuraya gördüğüm zaman şu tabloyu ben huzurunuzda kuvvetli bir alkış istiyorum ya. Gerçekten. Fahrettin Başkan ekibi gerçekten güzel bir ekip oluşturmuş. Güzel bir çalışması var. Ben kağıthanenin ilçesi olarak sağ olsun buradan şey yapmak istemiyorum. Bir şey olduğu zaman başkanım diyorum, evlen oldum. Her zaman huzurunuzda yine söylüyorum. Kağıthanelere ne zaman bir evli olursa her zaman baştacıdır. Her zaman yanınızdayız. İşte kongre diyorum. İşte bu diyorum. Bu güzellik. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, varın. Hayırlı akşamlar. Burayı bir dilek ve temenni içinde kongre başladığından beri insan olarak yaklaşsam da hep beyefendiler mikrofona sahip olduğu için Kemal'ın eşlerine
teşekkür etseler de o eşleri temsilen Cevizlik Dernek Başkanı olarak ben de kadınları temsilen hepinizi burada selamlıyorum. Sizi temsil için buraya yönetim kurulumun seçimi. Liste var mı Harun Bey? Erzincan Kemallah Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği 12. Olağan Genel Kurul Yönetim ve Denetim Kurulu aday listesi. Fahrettin Aslan, Harun Yücedağ, Sabahattin Baykar, Hüseyin Sarı, Kani Akay, Şenel Kartal, Sedat Mengüç, Şemsettin Akşakaya, Serdar Elagöz, Davut Aslanca, Hasan Akkaya, Abdullah Yücel, Emrah Dede, Şahin Çulfa, Mehmet Sinan Altu, Kerim Koyraz, Yasin Atiktürk, Ahmet Babacan, Gökhan Can, Mehmet Günay, Kadir Sarı Yıldız. O zaman denetleme asil ve yedekleri de hepsini bir oynayalım. Denetleme asil Tevfik Başkurt, Süleyman Birdal, Resul Özer, Özge, Hayrettin Özmen, Burak Yücedal, Rüştü Yenigün. Oylamaya sunmak istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Güçlü bir alkış. Evet. Tamamımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel yeni yönetim güzel hizmetler verir. Kemağımızı daha yüksek yerlere getirir. Onları ben tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Bence yok. Önce durun. Başkan bir teşekkür konuşması yapsın. Bir de finali takdimi var galiba. Onu da yapalım. Evet başkanım buyurun. Evet. Değerli genel kurul üyelerimize önümüzdeki dönemde teveccüh göstererek ben ve yönetici arkadaşlarıma bu hizmet etme fırsatını verdikleri için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah'ın rızasını kazanarak Kemal'ımıza, Erzincan'a hizmet etme yolunda yeni ekibimize güzel hizmetler yolunda gayret ve çaba içerisinde olacağız. Sizlere teşekkür ediyorum. Ve Kaymakam Bey'in konuşmasına istinaden de bir şey söylemek istiyorum. Evet belki bir yabancı gidiyor şehirden ama bir dostu kazandık. Bir abi, arkadaşı kazandık. O manada bu yönetim kurulu da eski yönetim kurulu da her zaman elinize sayın Kaymakam. Yolunuz bahtınız açık olsun. Tekrar katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İkinci olağan genel kurulumuzun Kemah'ımıza, Erzincan'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 25 yıldır bu camianın içerisinde hizmet ediyoruz bir şekilde. Bugün de bu bayrak yarışının devamı niteliğinde bir kongre oldu. Yeni normalle beraber bizlere destek olan, davetimize icabet eden değerli protokolümüze, üyelerimize ben çok teşekkür ediyorum. Bir dönem daha bizlere bu teveccühü gösterip imkan sağladılar. Biz de inşallah Kemah için, Erzincan için, memleketimiz için faydalı işler yapma gayretinde olacağız. Mutluyuz. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber güzel bir enerji, güzel bir sinerjimiz var. İnşallah ortamlar da buna müsaade ederse sağlıklı günlerde çok daha güzel etkinliklerde beraber olma arzusu içerisindeyiz. Peki buradan Kemal'de yaşayan, Kemal'de hemşehrilerimizi bir mesajınız var mı? Şöyle tabii burada İstanbul'da faaliyet gösteren bir derneğiz ama aslında bizim yıllardan beri süregelen bir anlayışla Kemah'tan hiç bağımızı koparmıyoruz. Yani tabiri caizse bir ayağımız Kemah'ta. İstanbul'da yaşayan Kemalılar Derneği gibi durursak da bizim asli faaliyetlerimizin bir çoğunluğu gerek dernek üzerimizden, gerek iş adamlarımız üzerinden Kemah'ta da icra ediyoruz. Bu noktada ben Kemah'ta yaşayan Kemalı hemşehrilerimizden de hasreten bizim derneğimizde bağlarını koparmamalarını ve gerçekten bu ulvi bağın daha da kuvvetlenmesini temenni ediyorum. Çünkü bu noktada onların da desteğine ve gücüne, duasına ihtiyacımız var. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimiz de zaten bir şekilde burada platformlarda, ortamlarda, kahvaltılarda, yemeklerde, etkinliklerde, futbol müsabakalarında bir araya geliyoruz.
Ama senede 4-5 defa Kemah'a gitme fırsatı buluyoruz farklı etkinliklerle. Ama bize daha fazlası lazım. Çünkü Kemah daha fazlasını yapabilecek bir kapasiteye, potansiyele sahip. Buradan hemşehrilerinden tek dileğim, arzum bu noktada bu olabilir sizler vasıtasıyla. Bundan sonraki yayın hayatınızda sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.